2012-2020 yılları arasında ormanda kurulmasına izin vermiş olduğumuz işletmelerin sayısı ve kapladığı orman alanını görüyoruz. Ee, i̇lk iki sütun sayı ve alan olarak maden işletmeleri, ikinci iki, iki sütun enerji işletmeleri, üçüncüsü diğer izinler ve son iki sütun da toplamı gösteriyor. Toplama baktığımızda, biz 9 yıl içerisinde 50.555 benim kötü gözlerim yani bozuk gözlerim eğer doğru görüyorsa ya da 553 işletmenin tekrar söylüyorum izleyicilerimiz dikkat etsin ormanlarımızda 9 yılda 50.555 işletmenin kurulmasına izin vermişiz. Ve bu işletmeler 340.000 hektar orman alanının üzerine kurulmuş. Bir defa ormanı yok etti orada maden işletmesi olmuş. Orada enerji nakil hattı olmuş. Orada üniversite kurulmuş. Orada ne bileyim ben baraj kurulmuş, gölet kurulmuş, hes kurulmuş, res kurulmuş. Ya ormandan başka her şey olmuş. Emin Bey, ormanların içerisine bu kadar çok işletme ve insan sokan başka bir e, medeni dünya ülkesi bulamazsınız. Bu bu rakamlar çok vahim ve biz bunda ısrar ediyoruz. Bakın Piknikçileri, gezmek için gidenleri, rekreasyonel amaçlı ormana girenleri söylemiyorum bile. Bunları tamamen yani yasaklandı ya şimdi ormana giriş çıkışlar bir takım evet. kamu kuruluşları tarafından. Ama bu işletmelerin sahipleri, çalışanları ormana girip çıkmaya devam ediyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anladım. Bir defa burada burada ciddi bir sorunumuz var. Yani biz ormanlarımız, bizim ülkemizin ormanları. Orman alanlarının bu kadar çok farklı amaç için tahsis edilmesini kaldırabilecek ekolojik kapasiteye sahip değil. Bu, bu bunun doğurduğu yıkımlar sadece orman yangınlarıyla oluşan yıkımlar da olmuyor. Başka pek çok ekolojik yıkımı beraberinde getiriyor bu süreç. Ama bunu da dikkate alarak bu da bir realite diyelim ki 2021 yılında realite bu. Ne yapacağız? Ben Orman Genel Müdürü ya da yetkili kişi olsaydım ne yapardım? Çok açık söylüyorum Temmuz-Ağustos aylarında zorunlu durumlar dışarısında bu işletmelerin faaliyeti de dahil ormana giriş çıkışları zorunlular dışarısında durdururdu. Çok samimi söylüyorum durdururdum. Elbette orman köylüleri köylerine girecekler çıkacaklar. Ee, ne bileyim bir sağlık işletmesi varsa hastane varsa ormanın içerisinde elbette o hastane faaliyetine devam edecek. Ama taş ocağı işletmesi iki ay çalışmasın efendim çalışmasın ormanlarımızdan daha mı değerli? Biz bu kadar çok insanı, bu kadar çok işletmeyi, insanla birlikte teknolojiyi, aracı gereci, maden ocaklarında, taş ocaklarında dinamitler patlıyor, etrafa orman. Dolayısıyla yangına açık davetiye çıkarıyoruz. Ondan sonra da böyle sıcak havalar olduğunda, yangın için böyle elverişli koşullar olduğunda aynı anda bu kadar çok yangın çıkar mı diye ahlak ediyoruz. Kimse öküz altında bu aramasın. bu yangınlar, yani aynı anda bu kadar çok yangın bal gibi de çıkıyor bu şartlar devam ettiği üzere. İkinci önemli bir nokta Emin Bey, bunları da veri olarak kabul etsek bile, Orman Genel Müdürlüğü'nün Ormancılık bil, Orman Bilgi Sistemi, kısaca Orbis denilen bir sistemi var ve bütün orman yangınları dahil bütün verilerini buraya işliyor. Fakat ne yazık ki biz bu verilere ulaşamıyoruz. Araştırmacılar olarak biz bu verilere ulaşamıyoruz. Halbuki yapılması gereken şeylerden birisi de şu, şu. Orbis verilerinden yararlanarak yani haftanın hangi günlerinde, hangi saatlerinde, nerelerde, yola mı yakın, dağa mı yakın, tepeye mi yakın, işletmeye mi yakın, nehire mi yakın yangın çıkmış, bunların analizlerinin yapılması ve benek benek harita üzerinde en hassas noktaların belirlenmesi ve önleme tedbirlerinin oralarda yoğunlaştırılması gerekir. Veri mühendisliği Oysa yapılması yap lazım. Veri mühendisliği yapılması gerekir. Orman Genel Müdürlüğü açsın bu verileri bize, biz yapalım. Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmasına gerek yok. Coğrafi bilgi sistemleriyle e, istatistik analizlerde bunların değerlendirmesi çok rahat yapılabilir. O halde. E, Orman yangınlarını önlemek için, çıkmadan önlemek için yapılması gereken iki önemli şey. Bir, insan orman etkileşiminin en aza indirilmesi. En azından bu kriz hassas dönemlerde, risk dönemlerinde, yüksek risk dönemlerinde. İkincisi de ormancılık, bir orman bilgi sistemi üzerinden veri mühendisliği yapılarak o hani hot spot dediğimiz yani en yüksek riskli noktaların belirlenerek Tedbirlerin oralarda alınması gerekir diyorum. Peki yangın ee, ilk... için ne yapmalıyız? Ha. Emin Bey, e, çıkmadan çok önce nasıl hazırlanmalıyız? Çıkmadan önce bu işte e, en kırmızı noktalarda bir defa tek yani yangını söndürmek için çıktı. Çıkmadan önce söndürmek için ne hazırlık yapmalıyız? Bir defa teknoloji, araç, giriş ve insan kombinasyonunu ya da koordinasyonunu çok iyi sağlamamız lazım. Teknolojik sorunların aslında Orman Genel Müdürlüğü teknoloji konusunda çok ciddi yatırımlar da yaptı. İnsansız hava uçakları, araçları da kullanıyor. Orman yangını ihbar sistemlerini de kullanıyor. Bunlarla ilgili e, ya hiçbir şey yapmıyor değil. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Fakat orman yangınlarını bu tür hava koşullarında ee, söndürebilmenin daha doğrusu şöyle söyleyeyim ilk yarım saatte söndürdünüz söndürdünüz Emin Bey. Yarım saati geçirdiğiniz zaman artık ondan sonra yani o yarım saatte yangını söndüremezseniz bir noktada amiyane tabiriyle işiniz Allah'a kalıyor. Yani o yangın ya gidecek bir kayalık alana ya da denize gelecek ee, yani yanıcı maddenin olmadığı bir alana gelecek ve kendiliğinden durmak durumunda kalacak. O halde erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve yangın noktasına en hızlı hareket edecek ve yangını en küçükken en çabuk şekilde söndürecek araç gereç ve teknoloji yatırımının çok iyi yapılması lazım. Bu noktada şu tartışılan helikopter mi uçak mı kara taşıtımı meselesi efendim hepsi bunları yani yerine ve konumuna göre hepsi. Orman Genel Müdürlüğü öyle anlaşılıyor ki bu yangın sezonuna ve bundan önceki yangın sezonuna uçakları dışlayarak e, girdi. Bu çok büyük bir hataydı. Ben şunu asla söylemiyorum. Uçaklarımız çok olsaydı hepsi çok kolay söndürülürdü. Hayır öyle bir kolaycılık içerisinde değilim. Ama uçaklar en azından en hızlı ilk anda en kolay müdahale edebilecek yangın söndürme araçları olduğu için... Ve şu e, parantez açıp tonaj meselesini de değinmek istiyorum. Niye biz yüksek tonajlı uçaklarda ısrar ediyoruz? Eğer biz yangını en kolay ilk anda söndürüyorsak e, 10 tonluk bir uçağımız olması yerine 3'er tonluk 5 tane uçağımızın olması daha mantıklı değil mi? Hızlıca hareket edecek, daha esnek uçuş kabiliyeti olacak, daha hızlı yangın alanına e, varacak ve yangını çok daha kolay söndürecek. Yangın cephesi 30 kilometre 40 kilometre olduktan sonra elinizde 500 tane uçak da olsa maalesef yangını söndürmek açısından çok bir anlam ifade etmiyor. Ancak çok riskli bölgeleri kontrol altında tutmak gibi stratejik amaçla kullanılabiliyor. Hocam. Emin Bey 2 dakikada... Pardon. Hocam burada bir dakika durun, evet. bir izin verin. Bu konuda ben birkaç grafik göstereyim Ondan sonra sizin buna devam etmenizi e, rica edeceğim. Şimdi e, bu uçak meselesi çok önemli bir noktaya geldi. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin uçak alacak parası yokmuş gibi e, davranıyoruz. Arkadaşlar öyle değil. Mehmet Yılmaz güzel bir şey e, söyledi. Aklımız mı e, yok, paramız mı e, yok diye. Ben paramızın olduğunu size şimdi bir göstermek istiyorum. Arkadaşlarımız bir grafiklesinler, grafikleri göndersinler. Şimdi CL 415 en gelişkin yangın söndürme uçağı olarak görülüyor. 15 dakikada dolduruluyor, 6 ton su taşıyor. 30 milyon dolarla 40 milyon dolar arasında fiyatı var. En yüksek donanımlı olanı, donanıma göre fiyatı değişiyor. En yüksek donanımlı olanı Maksimum fiyatı 40 milyon dolara çok yakın bir fiyat. Tam 40 milyon dolar değil ama 40 milyon dolara yakın bir fiyat. Şimdi bunu bir aklınıza tutun. En gelişkin yangın söndürme uçağı bu. 15 dakikada doluyor, 6 ton su taşıyor. Şu anda dünyadaki en gelişkin uçak bu. Bundan alabilir miydik? Alamaz mıydık? Bir filo kurabilir miydik? Kuramaz mıydık? Hemen paramız yokun. Devam edelim, bir görelim. Şimdi ben ee, birkaç grafik yaptım. Arkadaşlarım göndersinler. Arkadaşlar Ankara'da bir Estergon Kalesi yaptı. Melih Gökçek. Yıllar sürdü bunun inşaatı. Ve bütün gördüğünüz grafiklerde o dönemki dolar kuru üzerinden hesap yaptım. Ortalama dolar kurunu aldım. Hangi yıllardaysa o yılların ortalama dolar kuru. Estergon Kalesi'nin maliyeti o günkü dolar kurları üzerinden 2.8 milyar dolar arkadaşlar. 2.8 milyar dolara Ankara'da Estergon Kalesi Alışveriş Merkezi yaptı e, Melih Gökçek... 40 milyon dolarlık uçaktan 71 adet alınabilirdi. Ankara'daki Estergon Kalesi'nin maliyetiyle en gelişkin yangın söndürme uçağından şu anda 71 adetimiz olabilirdi. Bir sonraki grafiğimize geçelim arkadaşlar. Anka Park dinozorlarıyla ünlü kapatınca bile hala zarar yazmaya devam eden Anka Park'a 755 milyon dolar harcandı. Anka Park'a harcanan parayla 19 adet en gelişkin yangın söndürme uçağından alabilirdik. Devam edelim hızlı hızlı arkadaşlar. Sarayın Ankara'daki sarayın bakım gideri 2016 ile 2020 arası bakın personel gideri şu gideri bu gideri yemek gideri bahçe gideri değil. Bakım gideri sadece 57 milyon dolar olmuş. Bunun da bir adet bir uçak alabilirdik. Sarayın bakım giderinden bahsediyoruz. Devam edelim grafiklerimize. Ankara'da saray yetmedi, saraya ek saray inşaatı e, yaptık. 150 milyon liraya mal olacaktı, sonunda 631 milyon dolara mal oldu. 150 milyon Türk lirasını maliyetle yola çıktı, 3 küsur milyar Türk lirasına geldi. Dolar kurunu yıllara vurduğumuzda 631 milyon dolara geldi. 16 adet alınabilirdi ek saray inşaatı için. Devam edelim arkadaşlar, bitirelim grafiklerimizi. Marmaris'e Marmaris'e yazlık saray yaptık. Ortalama dolar kuru içerisinde yıllıklar itibariyle 105 milyon dolara iki adet de Marmaris'e alınabilir. Orada bekleyebilirdi Marmaris'te. Ve e, galiba bir grafiğimiz daha mı kaldı? Ha iki grafiğimiz kaldı. Şehir hastaneleri bu örneği verince efendim o zaman Covid'e kim bakacaktı? Şehir hastaneleri devlet hastaneleriyle karıştırıyorsun. Şehir hastaneleri devlet hastaneleri değildir. Arazisi bize ait yandaş müteahhitlere gelir aktarma modelidir. Bunun yayınını yaptım ben size. Sadece 21 yılında 2 milyar 46 milyon dolar ödeyeceğiz bunlara. 51 adet uçak alınabilirdi. Son grafimizde köprüler yaptırdım gelip geçmeye ama kimse geçmiyor. İnsanlar geçmiyor diye bu sene köprülere ve yollara 1 milyar 825 milyon dolar ödeyecek. Bütçeye bu kadar para koydu hükümetimiz ki bu daha büyük olacak çünkü kur hareketliliği nedeniyle 1 milyar 825 milyon dolar ödeyecek. Bununla da sadece 2021'de geç insanlar köprülerden geçmedi diye ödenecek, yandaşlara ödenecek parayla 46 adet yangın söndürme uçağı alabilirdik. Yani paramız olmadığı için yangın söndürme uçağı almamış değiliz. Böyle bir şey Yok arkadaşlar. Zaten herhalde 70 tane, 40 tane e, yangın söndürme uçağına da ihtiyacımız yoktur değil mi Cihan Hocam? E, e, tabii ki yani demin de e, söylemeye çalıştım. E, tam olarak sayı vermem mümkün.